Herkese merhaba. Yakın zamanda deneyimlediğim bir seyahatle alakalı bir öneri videosu çekmeyi istiyordum. Bununla ilgili gelen soruları yazdım. Bir de kendi yaşadıklarımla alakalı bir sıralama oluşturdum. Ve bu videoyu çekmeye başladım. Umarım size faydalı bir video olur. Yakın zamanda kimlikle Ukrayna'ya bir seyahat yaptım. Bu seyahatle ilgili çok fazla sorulan soru oldu bana. Hepsini listeledim ama ben kendimin nasıl yol aldığını ve bu gelen sorularla da ilgili bir düzenleme yaptım. Öyle gidecek bu video. Şimdi Ukrayna'ya birinci madde şey demişim ben. Bileti kaç ay önceden, hangi tarihlere alınmalı? İşte kampanya dönemleri oluyor biliyorsunuz uçak şirketlerinin, havayolu şirketlerinin bilet siteleri diye bir not almışım. Şimdi ben Ukrayna biletimi 8 ay önceden almıştım. Yani Mayıs ayında gittik biz. Pardon, 27 Nisan'da gittik biz. Ben 8 ay önceden almıştım biletleri. Kişi başı gidiş dönüş biletimiz 400 liraya gelmişti bizim. Hemen hemen 400 liraya gelmişti. Yani 400'den biraz fazla olabilir, tam hatırlamıyorum. Ama şöyle bir hata yaptığımın farkına vardım. 8 ay önce aldım ama işte Nisan ayından 4 ay önce, Aralık ayında, o aralığın sonunda havayolu şirketleri bir kampanya yaptı. Ve benim aldığım bilet 300 liraya falan düştü. Evet. O yüzden birincisi evet seyahat tarihinizden birkaç ay önce almanız biletini en mantıklısı. Ama tabii buna etken olan bazı şeyler var. Mesela bayram tatillerine denk getirirseniz bilet kaç ay önceden alırsanız pahalı olur yani. Normale göre pahalı olur. Kış sezonu Ukrayna'da biliyorsunuz çok soğuk olduğu için bence çok en güzel zamanlarından biri. Yeterli kıyafeti giydiğiniz zaman kış çok güzel Ukrayna'da. Ama biletler çok ucuz oluyor o tarihte. O tarihe bilet alabilirsiniz. İlkbahar en güzel aylardan biri de ilkbahar yani yaz anlamında. Nisan, Mayıs, Haziran ayları. Ama dehşet kalabalık oluyor. Çok kalabalıktı. Biletleri işte ben nereden aldım biletimi? Pegasus'un kendi sitesinden aldım ama Skyscanner'dan bakabilirsiniz. En ucuz, en uygun vardı. Oradan bakabilirsiniz. Ben hepsinden baktım o aldığım tarihte. En uygunu Pegasus'un kendi sitesinden alabildiğim için oradan aldım. Ama duyduğum kadarıyla gidiş dönüş işte 160 liraya gidenler var. 80 liraya gidip gelenler var. Tabii bu soğuk yani Aralık aylarında, Aralık'ın başlarında, Kasım aylarında, sonra ocağın ortalarında o zamanlarda. Bu arada havayolu şirketlerinin dediğim gibi 12. ayın sonlarına doğru bir kampanyası oluyor ya da 1. ayın başlarında o zaman da alabilirsiniz. İkinci madde olarak ben kalacak yer ayarlama, işte apart, hostel, otel vesaire demişim. Biz apartta kaldık. Aslında apart denilemez de yani böyle bir binada kiraladığımız kişinin kendi evi vardı. Evini işte kiralamaya başlamış. Booking'den kiraladım ben evi. Yaklaşık 1000 liraya kiraladım. 5 gece 6 günlüğünü. 3 kişi kaldık evde. Ben daha çok böyle merkezde hani böyle güvenilir evde güzel bir ev olsun istedim açıkçası. Ama hani bizim bizden çok ucuza da kiralayanlar oldu. Bu sizin hani nasıl söyleyeyim? Bu sizin seçeneklerinize bağlı. Atıyorum benim için önemli değil de hostelde de kalırım dersiniz. Kiminle ne kadar kalabalıkla kaldığım önemli değil derseniz hostelden de kiralayabilirsiniz. Kişi başı işte bizim 400 lira falan oldu. Sonra kur değişimi oldu. Kişi başı 400 liraya geldi. Evin fiyatı 1200 liraya çıktı. Ama bu bize çok gelmedi açıkçası. Kişi başı işte 5 gece 6 günlüğünü 250-300 lira veren de var. Hatta hostelde kalıp bunu 150-100 liraya kapatan bile var yani. Ama dediğim gibi binalar arkadaşlar binalarla ilgili söylemem gereken bir şey var. Evlerin içi harika olabilir bu baktığınız sitelerde. Ama binaların tamamının içi berbat durumda. Bu bizi biraz korkutmuştu açıkçası. Ama hepsi böyle yapacak bir şey yok. Bu arada Booking'den benim kodum var. Bir indirim kodum var. Siz de faydalanabilirsiniz. Ben maalesef o indirim kodumdan faydalanmadan aldım. Yaklaşık bir 150-200 lira indirim olacaktı. Ama siz eğer isterseniz aşağıya link bırakıyorum. Benim kaldığım evin de linkini bırakacağım. İsterseniz bakabilirsiniz.
Gelelim en çok sorulardan biri. Havaalanı sorgu, bekleme süresi, kimlik yerine doldurulan bir kağıt var orada. O. Bu çok önemli. Bizim için bir muammaydı. İşte sorguyla ilgili herkes bir şeyler atıp tutuyordu ama ben hiç İngilizce bilmiyorum. Çok fazla stresliydim. Bizi tam 1 saat beklettiler. 1 saat bekledikten sonra o kadar komikti ki, şöyle söyleyeyim. Aynı zamanda da süreye bakıyorum. Çok hızlı konuşmaya çalışıyorum. Kusuruma bakmayın. 1 saat bizi niçin beklettiler? Çünkü önce aileleri aldılar. Çocuklu aileleri aldılar. Daha sonra turları aldılar. Daha sonra bireyselleri aldılar. Tur şirketlerinin görevlileri biraz işte bu konuda hani arsız demeyeyim de hani böyle sürekli yaptıkları bir iş olduğu için bilgililer. Biraz da tuttuğunu koparıyorlar. O yüzden onların işini hemen hallettiler. Biz 1 saat bekledikten sonra bu arada çok sert davranıyorlar. Please stay, please wait. Başka bir şey demiyorlar. İnsanı çıldırtıyorlar resmen. Ama içeri girince çok tatlı bir hanımefendi vardı. Sarışın bir bayan vardı. Türkçe biliyordu. Bir de Türkçe sordu. İşte merhaba, hoş geldiniz. Niçin geldiniz? Kesinlikle kalacağınız yerin çıktısını yanınıza alın. Dönüş uçak biletinizi kesinlikle çıktısını yanına alın. Bunları kesinlikle soruyorlar. Ne kadar paranız var diyorlar ve bitiyor. Bu kadar. Sonrasında bir kağıt dolduruyorlar. O kağıda doldurmak biraz zor çünkü bazı terimler böyle İngilizce ile örtüşmüyor değil miyim de biraz değişik. Arkadaşlar İngilizce biliyordu ama onlar da zorlandılar. O kağıdın bir örneği vardı. Onu bulursam aşağıya yine bilgi kutucuğuna koyacağım. O kağıdı dolduruyorsunuz. Pasaport kontrolden o kağıdı veriyorsunuz. Birini size, birini kendilerine alıyorlar. Ülkeden çıkarken o kağıdı sizden geri alıyorlar. Haberiniz olsun, o kağıdı kesinlikle kaybetmemeniz lazım. Havaalanından işte o pasaport kontrolünden çıkar çıkmaz hemen orada hat aldık biz. Hatlar 4 GB, 10 GB diye ayrılıyor. Yaklaşık bir 15 TL falan. Biz 10 GB bir hat almıştık. Sonra transfer. Transfer de büyük bir mevzu. Herkes Uber kullanın, Uber kullanın diyor. Bizi ev sahibimiz aldı. 5 dolara aldı. İşte bir 20 liraya tekabül ediyordu o zaman. Ama Uber daha uygun arkadaşlar. Eğer Uber çağırırsanız yani 20 lira da çok bir şey değil de yani hani daha uyguna gitmek istiyorum, ben çok seyahat ediyorum, biraz daha uyguna gelsin diyorsanız Uber çağırın. Taksilerle ilgili çok fazla uyarı aldık. Taksiler biraz pahalıymış. Para konusuna gelelim. Şimdi size ne kadar parayla gittiğimi falan söylemeyeceğim. Herkesin kendi bütçesine göre ayırdığı bir meblağ vardır. Onunla gider illaki. Ama diyelim ki 1000 dolarla gittiniz. Hadi büyük atayım. 1000 dolarla gittiniz. Kesinlikle 1000 doların tamamını grivneye çevirmeyin. Çünkü sonrasında Türk lirasına çevirmek biraz zor oluyor onu. O yüzden hani ne 200 dolar 200 dolar ya da 100 dolar 100 dolar bozdur. Hani bu kadar büyük parayla gittiyseniz. Diyelim ki 500 dolarla gittiniz. Önce 100 dolar bozdurun. Hırsızlık olayı çok fazla oluyor. O yüzden hani birazını bozdurmayıp işte böyle ne bileyim kasaya falan atarsanız, anlatabildim mi bilmiyorum kadınlara. Erkeklere önerim yok bilmiyorum. Onların da belki saklayabilecekleri ulaşılmaz yerler vardır. Biz öyle yaptık. Çok utanıyorum şu an ama öyle yaptık. Çünkü Meltem'in az daha çantasından çalınıyordu parası. Yani biz 100 dolar 100 dolar bozdurduk. Siz de 100 dolar 100 dolar bozdurursanız hem çok fazla paraları, böyle çok fazla kağıt paraları var. Onları saklamak da kolay olmuyor. Sonra her yerde wifi var arkadaşlar. Ben hat almayacağım, 20 lira hat da veremem diyorsanız, işte karı koca gidiyorsanız biriniz hat alın bence. Biriniz ya da iki sevgili gidiyorsanız biriniz hat alın, biriniz her yerde wifi var. Oradan wifi'ye bağlanabilirsiniz zaten. Wifi'leri kolaylıkla kullanabilsin diye ya gittiğiniz restoranın ismi yapmışlar ya da şifresiz yapmışlar. Wifi kolay. Gezilecek yerlerden bahsedecektim bu videoda ama gezilecek yerlerle alakalı ben bir site bulmuştum. O siteyi işte kendiliğinden Türkçe'ye çeviri yaparak gezilecek, yani Ukrayna'nın Lviv'in kendi bir sitesi vardı. O siteyi de aşağıya bilgi kutucuğuna koyacağım. Burada tek tek bahsetmeyeceğim nerelerin gezileceğini. Uzak yerlere biz Uber'le gittik. Kolaylık oldu. Çünkü hani çok fazla ne yorulduk ne de zaman kaybettik. Gezilecek yerleri aşağıya koyacağım bilgi kutucuğuna. Kafeler. Kafelerle ilgili söyleyecek çok şeyim vardı ama bu video yaklaşık 20-25 dakika olur. O yüzden herkesi bilgilendirmek istediğim bir video oldu. İstediğim için, bilgilendirmek istediğim için hani böyle uzun uzun sıkmayayım sizi. Kafelerle ilgili vloglarımı izleyebilirsiniz. Vloglar çekmiştim. Gerçekten çok güzel kafeler var. Chocolate Factory çok güzeldi. Sonra bir tane Harikalar, yok Harikalar diğer değil. Efsaneler Evi. Efsaneler Evi diye bir kafe vardı. Orası çok güzeldi. Sonra
Sivit Kavi diye bir kafe vardı. Orası çok güzeldi. Kafeleri çok güzel. Kahveleri çok güzel. Kahve yapan bir kahve fabrikası mı diyebilirim. Öyle bir yer vardı. Oradan kahve almayı unutmayın. Sitede bunların hepsine ulaşacaksınız. Biraz önce size bahsettiğim sitede bunların hepsine ulaşacaksınız. Sonra size bahsedeceğim son şey, ben hiç İngilizce bilmiyorum. Bunu başta söyledim arkadaşlar size. Ukrayna'da kızları her yere ben götürdüm. Övünüyorum burada. Çünkü Google Maps'i indirmiştim telefonuma. Gideceğim her yeri önceden oraya işaretlemiştim. Google Maps burada olduğu gibi değil. Orada böyle daha kullanışlı. En azından hani bu yürüme kısmı. Her yeri çok kolay anlatıyor size. Google Maps'in ücretsiz bir uygulaması var. Haritayı indiriyorsunuz. İnterneti kullanmadan orada o haritayı kullanabilirsiniz. Harita üzerinde işaretleme yaparak. İsterseniz onu da Ukrayna'ya gitmeden önce Türkiye'deyken indirin ki hani daha sonrasında size kolaylık olsun. Çünkü çok fazla İngilizce bilmiyorlar. Bilseler de benim gibi Tarzanca biliyorlar. Anlaşmak sizin için biraz zor olabilir. O yüzden Google Maps'in haritasını indirin, ücretsiz haritasını. Orada kolaylıkla her yeri bulabilirsiniz. Her yere. Başka değineceğim bir mevzu daha var. Bana çok fazla soru geldi. Bu videonun altına da çok fazla soru geleceğine eminim. Belki gelmeyebilir. Video izlenmezse gelmez ama lütfen soracağınız sorular biraz mantıklı olsun arkadaşlar. Burada bahsetmediğim ve sizin merak ettiğiniz şeyler varsa aşağıya yorum olarak yazın. Kesinlikle size cevap vereceğim. Ama bana lütfen saçma sapan şeyler sormayın. Yani ne bileyim işte kadınları güzel mi falan. İşte alkol fiyatları. Bunları zaten bir sürü siz de bulabilirsiniz. Yani böyle saçma sapan soruları lütfen bana sormayın. Bu kadar. Benim önemli bulduğum ve çok dikkat ettiğim konular bunlardı. Bu bilgilerin hepsi bana orada çok faydalı oldu. Eminim size de faydası olacaktır. Merak ettiklerinizi yorum bırakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.